Arkadaşlar sizlere rüzgar türbününün verimliliği, rüzgar türbünün arızası nelerdir, voltu nasıl ölçülür sizlere bu konu hakkında bilgi vereceğim. Bunu alternatör yani rüzgar türbünü olarak havada döndüğünü farz edin. Yani yukarıda pervanelerle bu dönüyor ve elektrik üretiyor. Buradan gelen 3 faz gördüğünüz gibi şu 10 amperlik 14 voltta fren yaptıran akü şarj kontrol cihazıdır. Rüzgar türbinleri için üretilmiş ve Çin'den getirtilmiştir. Şu gördüğünüz mavi kablo ve ben bu şekilde de etiketlerim. Alternatörden gelen veya rüzgar türbününden gelen 3 faz alternatif akımdır. Bunu şu şekilde ölçeceksiniz. Ölçü aletinde ise bakın burada DC, AC. Bunu AC bölümüne getireceksiniz. Şu anda bakın off, DC, AC. Yani AC bölümüne getireceksiniz. Ve rüzgar türbün dönerken AC bölümünde şu uçları ölçeceksiniz. Böyle ölçebilirsiniz. Bunların hepsi de aynı voltu vermesi gerekir. Bu şekilde ölçeceksiniz. Ölçü aletinde ne volt gördünüz? Atıyorum 9 volt gördünüz. O 9 volta da inanmayın. Elinizde far ampulü olabilir, böyle park ampulü olabilir. Bu ampullerle de bu şekilde test edebilirsiniz. Herhangi ikisine veya bu tarafa veya dışlara şu şekilde. Mutlaka bu ampulün de ferli yanması gerekir. Yani ölçü aletinde bir kere 14, 15, 17, 20 volt gibi voltları AC'de yalnız. Biraz önce bahsettiğim gibi alternatörden gelen alternatif akım demek AC volt demektir. Bununla ölçeceksiniz. Eğer 16, 17 volt veya 14 volt görüyorsanız iyidir. Ampulümüzde ferli yanıyorsa iyidir. Yani alternatörden gelen voltaj iyidir. Şimdi gelelim cihazdan çıkış bölümüne. Bunlar artı ve eksi olarak aküye bağlıdır. Bu iki tane akü birbirine paralel bağlıdır. Bakın artıdan artıya, eksiden eksiye ve artı eksi de akü bu cihaza bağlıdır. Yani ucunda bu ampulü ben çıkarıyorum. Siz aküye bağlıyorsunuz. Şimdi tekrar ölçeceğiz. Tabii yukarıdan voltaj geldiğini burada AC'de gördük. AC voltta gördük. Şimdi çıkışı ise DC voltta göreceğiz. Yani cihazımızı şu DC bölümüne getireceğiz. Şu anda kapalı. Kapalı. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi şu DC bölümde. Bakın burada da DC yazmaktadır. Buradan da 13 voltu geçmesi lazım. 13,5, 13,8, 14 voltta ise bu fren yaptırır. Fren nasıl yaptırır? Bu sargılara yani alternatöre direnç uygular. Şu aralara direnç uygular. Tabi bunu elektronik olarak yapar. Bunu gördük. Burası 13,5 veya 14 voltu gördük. Yine inanmayın. Yine buraya da şöyle ampulle test edebilirsiniz. Tabi buradan aküyü de ayırmanız gerekir. Çünkü akü bağlı olduğu için ampul yanacaktır. Bakın ampul yanar. Tabi akü bağlı olduğu için. Şimdi eğer cihazımız yani şu şarj kontrol cihazımız yanık ise veya kısa devre yaparsa alternatörümüze de zarar verir. Onu nasıl anlarız? Şu 3 tane sarı kabloyu çıkaracağız. Çıkaracağız ve tekrar bunu AC'ye ölçeceğiz. Şimdi kısaca yapalım. Bu rüzgar türbinimiz diye şey yapalım ve çalıştıralım. Voltajları görelim, beraber ölçelim. Şu anda döndürüyorum. Yavaş yavaş dönmekte. Ben bunu AC'ye alıyorum önce. Evet, şu anda AC bölümde. Bakın AC'de. Bu iki yeri şöyle biraz önce bahsettiğim. Bakın şu anda 10 volt. Eğer böyle ölçüyorsanız 10 voltu. Bakın 10 volt. Şu diğer bölüme geçelim. Bakın o da 10 volt. Şu anda akünüz şarj oluyor değil. Şarj olmuyor 10 volttan. Şimdi bu devri biraz daha yükseltelim.
devri yükselttim ve ölçüyorum. Tabii tek elle çekim yapıp ölçmek. Bakın 10.9 olmaz. Ben Clemens'le ölçeyim onu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu fazlar arası alternatif akım olup, bakın burada 11.15. Şu anda biraz daha yükseltiyorum. Bakın hemen frene geçiyor. 12 voltu geçtiği an bakın tık tık diye fren yaptırıyor. Yani bu şu anda fren yaptırıyor. Bunu DC'ye alalım. Şunu biraz düşüreyim. Bunu şimdi DC'ye alıyorum. Şu şekilde. Bakın. DC voltta. Şurada da görüyorsunuz DC volt. Şimdi bunu ölçelim. Bakın arkadaşlar, DC bölümü eksi artıyı ölçüyorum. Bakın 14.5 ve fren yaptırıyor. Tık tık diye. Bakın şu sesi biraz daha duyacaksınız. Bakın şu tık 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 sesi ve fazla dönmez. Ve fren yaptırıyor gördüğünüz gibi. Ama şu anda akü de doyuma ulaştı. Eğer akü doyuma ulaşmasaydı bu tık tık olayı olmayacaktı. Şöyle yapalım. Bakın. Bir ampulle burayı yapıyorum. Bakın. Fren sesini duyuyor musunuz? Yapmıyor. Çünkü şu anda harcama yapıyor. Nereye harcama yapıyor? Hem aküye hem ampule. Bakın voltaja bakın. Ampulü verdiğim an 12.30'a düştü. Çünkü şu anda 5 amper çekiyor bu ampul. 5 amper. Bakın şu anda aküyü doldurmaya çalışıyor. Belirli bir süre sonra yine tık tık yapıp frene basacak. Eğer bunu istemez iseniz, daha çabuk benim aküm dolsun derseniz, şuradaki siyah kabloyu kırmızıdan ayırın. Şimdi onu göstereceğim size. Bakın tık tık yapmaya başladı. Şimdi bu siyah kabloyu ayırdığımız zaman, bakın şöyle kesiyorum. Ve siyah kablo da olacak.